Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ivaca. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve ashabihi ve men vala. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler, Kur'an-ı Kerim muhlisleri. Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdü sanalarımız bolsun. Ramazan ayı, Kur'an ayı bolgeni için özünün inayeti, yardımı bilen, Kur'an bilen tanışu Türküm sohbetlerini alıp barayatken edik. Hac surası. Hac surası Medine'de nazil bolgen. Mushaf tertibinde medeni surelerinin 8.'si hesaplanadı. Medeni sureler 28'te. O 86'da sure Mekki sure bolsa, 86'da sure Mekki sure ikeni de şubha yok. Bunda ihtilaf yok. Lekin 28'te surenin medeni sure deyildi. Lekin bazı birilerinin Mekki degen ihtimallar, Mekki degen ihtimal hem var. Ya Mekki boladı, ya inki içi de Mekki ayetler boladı. Bana şuna kadar sureler hem var. Lekin umumen algende medeni sure deyip tariflenedi. Nazır buluş tertibine göre ve başka alametlerine göre. Bana şunu deyip bazı bir cihetten Mekki medeniliği hılafli bulgen surelerden biri Hac suresi hesaplanadı. Hac suresi de medeni sure, medeni surelerine, medeni sure ikenige dalalet kılucu ayetler hem var. Hac hakkında ayetler var. Onlar Medine'de nazır bulgen. Keyin Bedir uruşundan aldığın nazır bulgen, uruşki izin bulgen hakkındaki ayetler var. Bu ayetler surenin medeni ekenliğini tekitleydi. Şu bilen birge surenin nazil buluş tertibi hem nazil buluş tertibi hem medenilike delalet kıladı. Bir yüz üçüncü sure hesaplandı. Yani 11 sure aldın. Ahirki surelerden 11 sure aldın buladı. Bu cihetten bu surenin medeni deydi köpçilik ulamalar. Lekin surenin içinde bazı bir ayetler var. Onlar Mekki ayetlerge ayetler mazmunuga dalolat qiladi. Shuning uchun o'sha ayetler Makki bo'lgan bo'lishi mumkin degan ehtimol ham yo'q emas. Lekin sura baribir madaniy sura hisoblanadi. Masoniylardan sanaladi Haj surasi ham va nido bilan boshlangan suralardan sanaladi. Nido bilan boshlangan sura deganda ey payg'ambar, ey iymon keltirganlar, ey insonlar deb boshlangan suralar nazarda tutiladi. Aynen ey insanlar degen hitob bilen başlangan sure ikte. Birincisi Nisa surası idi. İkincisi mana şu Hac surası hesaplanadı. Ya eyyuhannas ey insanlar deyip başlanadı sure. Demek nazil buluş tertibi 103. sure. Mushaf'daki tertib rakamı 22. 22. sure hesaplanadı. Mushaf'tan tepeden sanap girseniz. Sure Mushaf'da 10 sahife gecayleşken Rabbarası bugünkü mushaflarımızda. Ayetler adedi 78'te, kelimeler adedi 1274'te, harfler adedi 5237'te, 17. cüzünün birinci yarımı Hac surası hesaplanadı. Yani Hac surası kaysi parada kelgendiyse 17. parada birinci yarımda kelgendiysek doğru buladı. Suranın bir günde namı var, o hem bursa Hac namı hesaplanadı. Hac indi hemen biz bilgen Hac ibadeti özü. Hac özü kast kılış degeni. Bunlar seni bir cayına bir işini kast kılısa şunu aslında hac deyilgen Araplarda. Hacca. Keyin bana şu aynen Mekke-i Mükerreme'ni kast kılıp o yerde hac ibadetini kast kılıp barıp o cayda malum mahsus ibadetlerini becerişini say, tavafki, uşaş malum mahsus ibadetlerini becerişini o şeylerin mecmuasını hac deyilgen. Hacinin vakti hem, cayı hem belgilengen. Namazını kayırda okusayınız bol uğradı. Lekin hacini hala gencayda kılıp bu muydu? Hacini aynen Mekke'de, üç haram hududu da kılış gerek. Medine'de hem hac kısayız hac bu muydu o? Aynen Mekke'de buluş gerek. Şu bilen birge, hala gen vakti kılsa hac bol uğur muydu? Ümreni hala gen vakti barıp kılsa bol uğradı. Üç hac günlerden başka günler ümre kılını uğradı. Lekin hac o fakat Zülhicce ayının o'sha 10-chi kuni, 11-chi kunlari, 9-chi kundan boshlab mana shu kunlarda qilinadi.
Aynen hac günlerinin özü de kılınadigan ibadet ve mahsus ibadet, mahsus cayda ada edilen ibadet bu hac deyiladi. Hac İslam'ın 5. rükni hisoblanadi. Hac mu'min musulmanlardan kadir bo'lganlarga, yo'lga kadir bo'lganlarga farz bo'ladi. Yo'lga kadir bo'lishning ko'rinishi har xil bo'lishi mumkin. Kimdir mol dunyosi yo'q, lekin uni hajga birov chaqirib qolishi mumkin. Qodir bo'lib qoldi. Kimdadir mol dunyo bor, lekin borishga masalan hozirda navbat kutib imkoniyat yo'q, yo'l yo'q. Unga masalan aytaylik, yoki mana hozir hajga hozir viza bilan boriladi. Ha? Demak uning puli bor, qodir. Qaysi tomonda qodir? O'z jihatdan qodir, lekin hajga borish amaliyotini oxirigacha qodir bilsa yo'q, chunki unga ruxsat yo'q. Navbat kelmagan, viza ololmagan va hokazo. Lekin hammasiga imkoniyat topildimi, unga haj farz bo'lib qoladi. Surada Ibrohim alayhissalomning insoniyatni hajga chaqiriqlari haqida so'z ketgani uchun sura haj deb atalgan, yana hajning ba'zi bir amallari ham bu surada bayon qilingan. Suraning fazilatlari haqida alohida bir hadislarni jo'natmasak-da, birinchi bo'lib biz eslashimiz mumkin. Rasul akram alayhissalotu vasallam masoniylar Injil o'rniga menga berilgan degan edilar. Ana o'sha, demak, o'sha hadis ostiga bu sura ham kiradi. Lekin Haj surasining bitta fazilati alohida zikr qilingan hadisda kelgan fazilati Haj surasida ikkita sajda oyati bor. Uqba ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar, men ey Allohning rasuli, Haj surasi boshqa Qur'ondagi boshqa suralardan sajda ikkita sajda oyatini o'z ichiga olganligi bilan ustun dedim. Shunda Rasul akram alayhissalom, ha, kim ularda sajda qilmasa, ularni o'qimasin dedilar. Bu Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. İbn Umar radıyallahu anhu aytadilar, Hazreti Umar radıyallahu anhu Haj surasında ikkita sajda oyati bor, ikkalasida ham sajda qilar edi. Keyin aytardi ki, bu sura boshqa suralardan shu sajda oyati ikkitaligi bilan ustun turadi, ustun qilib qo'yilgan der edi Hazreti Umar radıyallahu anhu. Hazreti Umar radıyallahu anhu özining amirlariga, ayonlariga, valiylarga bergan tavsiyalarida aytarkanlarki, ta'allamu suratal baqara va suratal nisa va suratal maida va suratal haj va suratal nur fa inna fihinna faroid fihinna al faroid. Sizlar Baqara surasini, Nisa surasini, Maida surasini, Haj va Nur suralarini o'rganinglar, chunki bularda hukmlar bor, ya'ni farzlar bor, hukmlar bor, bularni bilib olinglar deb Hazreti Umar radıyallahu anhu tayyirlerkenler. Demek İslam tarihinde halifeler, emirler ammeni ular üçün zarur bulgen ilimli örgenişke daim tarihip kılıp durgen. Hazreti Umar radıyallahu anhu bu deyinde beş mahal namazı okuduylar, yürü uğruylar demepti. Bana şu surelerini örgenip alıylar. Bu surelerde sizlerge Allah büyürgen hükümler var. Ha? Adablar bor, irshodlar bor, hech yo'q mana shu suralarni o'rganib olinglar deb alohida ta'kidlarkanlar. Abdulloh ibn Amr ibn Rabi'a aytadilar, bu hadisni biz Yusuf surasida ham o'rgangan edik. U kishi aytadilarki, men Haj Yusuf va Haj surasini Hazrat Umardan yodlaganman. Qanaqa qilib desa, har kuni demagan-ku, aksar bomdod namozda Hazreti Umar radıyallahu anhu Yusuf ve Hac'ni zam sura kılardılar Bomdod namazga. O'sha Bomdodda okuyanlardan men bu surani yodlab olganman. Çünkü o kişi nihoyatda ohista sekin okurdular. Yani shoshmasdan okurdular. Qiroatlari mana shundoq edi dediler. Bu hadisni İbn Abu Shayba rivoyat qilganlar, Mustagfiri Fazoil Qur'onda naql qilganlar. Shu joyda savol tug'iladi. Haj surasida ikkita haj, ikkita sajda oyati bor ekan. Mushafda ham ochsangiz, hozir mana mushafda ikkita sajda oyati belgilangan. Bittasi 3-chi sahifada, bittasi oxirgi sahifada keladi. Suraning oxirgi sahifasida 2-chi sajda oyati keladi. Lekin
mana mushaf O'zbekistonda o'zimiz mana Hilol nashrida chiqqan mushafda oxirida izohda yozib qo'yganmiz. Haj surasining 2-chi sajdasi Hanafi mazhabida tilovat sajdasini vojib qiluvchi oyat hisoblanmaydi deb yozib qo'yilgan. Nega? Ba'zi bir kishilar aytishi mumkin, bu Hanafiylar yana hadisni qo'yib o'zining gapini oldinga suryapti deyishi mumkin. Lekin bu joyda o'z asli sahobalar vaqtidan xilof bor. Sahobalar vaqtidan mana shu hajning 2-chi sajdasi tilovat sajda oyati hisoblanadimi yoki unda emasmi degan masalada sahobalar o'rtasida ikki xil fikr bo'lgan va o'sha keyingi mazhablarga ko'chgan. Mazhablar o'zi sahobalardan boshlangan. Mazhablarning poydevori sahobalar paytidan boshlangan. Faqat keyin mazhab boshlar qo'lida u shakllangan. Tartibga solingan, o'rganishga qulaylashtirib qo'yilgan. Lekin asli mazhablarning boshlanish nuqtalari sahobalardan. Chunki mazhablarni o'rgansangiz, har bir mazhab egasi o'zining ustozi bo'lgan bevosita yoki bilvosita, bitta vosita, ikkita vosita yuqoridagi sahobaning mazhabiga ergashganini ko'rasiz. Mana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Hammoddan rivoyat qiladilar. Hammod ustozlari, Abu Hanifaning ustozlari Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Hammodning huzurida 20 yil ta'lim olganlar. Hammod Ibrohim Naxaiyning shogirdi. Ibrohim Naxai Alqamaning, Alqama esa Ibn Mas'ud roziyallohu anhuning shogirdi. Hammod aytgan ekanlar, Ibn Mas'ud roziyallohu anhu Haj surasida faqat birinchi sajda oyatida sajda qilardi. Keyingi sajda oyatida sajda qilmas edi degan ekanlar. Shuning uchun Hanafi mazhab ulamolari bu demani bu surada ham faqat bitta sajda oyati bor. Birinchisi deydilar. Undan tashqari yana boshqa dalillar bor. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Ibn Abi Shayba o'zining musannaflarida mana shu Haj surasining sajda oyatlari haqida so'z ketganda alohida bob ochgan. Birinchi bobni Haj surasida ikkita sajda bor degan odam kishilar va ularning dalillari deb keltiradi. O'shanda Hazrat Umar roziyallohu anhu va Ubay ibn Ka'b yana bir qancha sahobalarning so'zlarini keltirishadi. Ubay ibn Ka'b emas, boshqa sahobalar ekan. Hazrat Umar roziyallohu anhu hazrati aytaylik, Ibn Abbosning o'zidan ham rivoyat bor. Ibn Abbos roziyallohu anhudan bitta rivoyatda Haj surasida ikkita sajda bor deganlar. Undan keyin ikkinchi bobni ochadi Ibn Abu Shayba. Ikkinchi bobni ochib, endi Haj surasida bitta sajda oyati bor degan kishilar va ularning dalillari deb endi ikkinchi tomonning dalillarini keltiradi. Bunda ham Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat bor. U kishi bu ikkinchi bobdagi rivoyatda Ibn Abbos roziyallohu anhu u kishining shogirdi Said ibn Jubayr roziyallohu anhu. Keyin Madinaning faqihi Said ibn Musayyib, Hasan Basriylardan naqllar keltiriladi. Hammasi Haj surasida bitta sajda bor, bitta sajda oyati bor, u ham bo'lsa birinchisi degan gapni ta'kidlaydi. Bu borada Hanafi mazhab ulamolari fiqhi kitoblarida batafsil hujjatlar, dalillar keltiriladi. Jumladan Badoiyadan biz Abu Bakr Kosoniyning Badoiyus Sanoih kitoblaridan ozgina mana shu mazmunda, mana shu mavzudagi so'zlarni keltiramiz. Abu Bakr Kosoniy Badoiyada o'sha narigi tomon Imom Shofiylarda va boshqa mazhablarda ikkita sajda bor Haj surasida. Nega desa, birinchi bo'lib Rasul akram alayhissalomning dalillar so'zlari turibdi. Uqba ibn Amr, ya Rasululloh, Haj surasida ikkita sajda bor. Shu bilan Haj surasi boshqa suralardan fazilatlidir, deydi Rasul akram alayhissalom. Ha. Kim ularda sajda qilmasa o'qimasin dedilar. Degan hadis o'sha narigi qarshi tomon, qarshi mazhabning Shofiylar va boshqa mazhab ulamolarining birinchi dalili hisoblanadi. Undan tashqari mana Hazrat Umar roziyallohu anhuning gaplari va hokazo boshqa sahobalarning amallari ham naql qilingan. O'shalarni Abu Bakr Kosoniy keltiradi oldin. Ba'zi odamlar mana mazhab ulamolarining gapini eshitganda, mana bu hadisdan bexabarmikin deydi. Yo'q, bu xabar bo'ladi. Mana Abu Bakr Kosoniy qarshi tomon ulamolarining so'zlarini bitta-bitta keltiradi. Bitta-bitta keltirib turib, keyin aytadiki, bu Imom Shofiy rahmatullohi alayhi
tanlagan qavul shu. Mana shu dalillarga asosan u kishi hajda ikkita sajda bor deydilar. Deydi Abu Bakr Kosoni. Lekin bizning dalillarimiz quyidagicha deydilar. Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu qorlarning sayyidi hisoblangan Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Qur'ondagi sajdalarni o'rgandim. Ular quyidagilar edi deb sanab bitta-bitta sanab chiqqan sajda oyatlarini. Shunda hajda faqat bitta sajda oyatini aytgan. Ubay ibn Ka'b. Undan tashqari dedilar Abu Bakr Kosoni, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumlar ham hajda bitta sajda oyati bor. U ham bo'lsa birinchisidir deb ta'kidlashgan. Unda Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning hadislari qanday tushuniladi? Uzot hajda ikkita sajda oyati bor. Ularni o'qimagan, ularda sajda qilmagan odam o'qimasin dedilar. Uni qanday tushunamiz desa, Hanafi mazhab ulamolari bunga izoh aytadilar. Muhiddin Burhoniy va Abu Bakr Kosoniylar bunga Muhiddin Burhoniyda va Badoyada bunga izoh aytiladiki, Alloh subhanahu va taolo sajdaga buyurganda odatda sajda oyatlarida sajdaning o'zi haqida gap ketadi. Sajda qildilar, sajda qilinglar, sajdadan bosh tortmaydi degan gap ketadi. Ruku qo'shilmaydi. Lekin qayerda sajda bilan ruku kelsa, u namozga dalolat qiladi. Qur'onda varka'i wasjudi, ya Maryam muqnuti, irka'i wasjudi keladi. Wasjudi varka'i. Ey Maryam, sajda qil, ruku qil. Yana boshqa oyatlarda sajda qilinglar, ruku qilinglar deb kelsa, sajda bilan ruku bu odatdan qachon qilinadi? Namozda qilinadi. Haj surasidagi ikkinchi sajdaga bo'lgan buyruq aynan ruku bilan birga ishlagan. Ya ayyuhallazina amanu ruku'u wasjudu. Ey iymon keltirganlar, ruku qilinglar va sajda qilinglar deyilgan. Demak, bu joydagi sajda bu namozdagi sajdaga buyruq bu. Chunki u ruku bilan birga ishlayapti. Chunki sajda haqidagi oyatlarda odatan ruku kelmaydi. Sajdaning o'zi keladi. Ruku bilan kelganda sajda boshqa sajda oyat hisoblanmagan boshqa oyatlarda ham mana Maryamga qilingan xitobda ham boshqa joylarda ham kelyapti ruku sajda birga kelyapti. Var rokiuna vasajidun birga kelyapti masalan. Rokiuna sajidun ruku qiladigan sajda qiladigan. Ruku sajda birga kelsa u namozga dalolat qiladi. Haj surasidagi ikkinchi sajda oyati deyilayotgan oyat boshqa sajda oyatlaridan farqli ravishda ruku bilan birga sajdani o'z ichiga olgan. Demak, bu joyda namoz nazarda tutilgan. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning so'zlari esa, ahadislari esa birinchi sajda oyatida sajda tilovatga dalolat qilsa, ikkinchi sajda oyatida namozdagi sajdaga dalolat qiladi. Bo'ldi, shu bilan hadisni ma'nosi to'g'ri tushuniladi deydi Hanafi mazhab ulamolari. Ya'ni hadisni inkor qilinmaydi. Balki hadisni boshqa dalillar asosida izohlanadi. Ana mana shu ma'noda Hanafi mazhab ulamolari Haj surasidagi ikkinchi sajdani tilovatni vojib qiluvchi sajda oyati emas dedilar. Endi siz sajda qilgingiz kelib qoldi. Shu oyatni o'qib sajda qilsam-chi? Hech ma'nosi yo'q. Lekin bu vojib emas u. Hanafi fuqaholarining so'zlariga ko'ra vojib emas va ularning dalillari fiqhga asoslangan. Nihoyatda hadis va hadisga ham asoslangan, fiqhga ham asoslangan va Ibn Abbos, Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'blardan rivoyat qilingan mazhab hisoblanadi. Shunga o'xshash masalalarda biz mazhablarni o'zimiz tanlab ketsak bo'lmaydimi? Bo'lmaydimi masalan degan savol tug'iladi. To'g'rimi? Bo'lmaydi. Nega bo'lmaydi? Chunki biz dalillarni solishtirib birini ustun birini past qo'yishni bilmaymiz. Qaysi biri afzal, qaysi biri kuchli, qaysi biri masalan rojihroq, unga aqlimiz yetmaydi. Uni o'rganish uchun ancha kitob ko'rish kerak, ancha ilm kerak. Agar biz qilsak, qilaversak, qilaversakchi mazhablardan tanlab desa, unda biz dalilga aqlimiz yetmagandan keyin biz nimaga asoslanib qilgan bo'lamiz? Xohishimizga, o'zimiz nafsimizga asoslanib ish qilgan bo'lamiz. Bunda ibodat bo'lmaydi bu. Bunda savob bo'lmaydi.
Şunun için delilge asaslansa, keyin o hakiki manada itaat, ibadet manasıdır bulur. Delilge akliz yetmese, delilge akliyet edin adamda kulak sorarız, ana o arkali keyin siz delilge irgeçez. Ya özünüz delilge bir vasıta çıkarız, bir vasıta çıkarmasız, delilge akliyet edin adamın yardımıyla siz delilge amal kılırız. Mana bu bulan din, din müstakim bulur. Hazır mı bir de mezhepten, daha öyle bir kere, ayağını yuvuş, yaxshiroq ekan deb yuvsam. Keyin daryoqqa borib qarasam, ayog'ini yuvmasdan maxs tortsam ham bo'laveradi degan gap chiqib qoldi bir joydan. Qarasam, havo sovuq. Shab maxs tortib ketaversam, nimaga ergashgan bo'laman men? Xohishimga ergashgan bo'laman. Menda mana bu afzal, mana bu dinda ustun ekan degan narsa yo'q menda, asos yo'q. Ba'zi bir o'tirib olib, zamonani mujtahidman deyotgan ba'zi bir kishilar o'tirib olib, mazhablardan tanlab o'tiribdi. Shofiyidan bir shingil, Hanafiydan bir shingil qilib. U 5-chi mazhab tuzmoqchi. Mazhab bo'lmaydi ularniki. Nega deng? Mazhabning usuli bo'lish kerak, ularning usuli yo'q. Bitta hadisda nima uchun mana shu hadis bilan mana bu hadisda ikkita hadisa bittasini bu masalada bu hadisda tashlab ketib, siz bunisini olibsiz. Lekin ikkala hadisning quvvati bir xil-ku, masalan. Yo'q, shunga o'xshash bir xil darajadagi dalildan ikkita bir xil darajadagi dalilga nega ikki xil munosabatda bo'ldingiz desangiz javob topa olmaydi. Endi deydi mana uni ko'pchilik tanlagan ekan deydi. Ko'pchilik tanlash u dalilga asos bo'lmaydi. Chunki bitta usul tanladingizmi? Mana shu usul bo'yicha yurish kerak. Keyingi boshqa hadis, boshqa oyatlarni o'sha o'zi usul qayerdan olinadi? Usul oyat hadisdan olinadi. Oyat hadisdan usul oldingizmi? O usul osonlikcha chiqib kelmaydi. Uni usulda usul olish uchun u Qur'on hadis sizning zehningizda 100% yod bo'lish kerak. Ana u ana shundan usul chiqdimi? Endi ba'zi bir istisno holatlarda o'z-o'zidan mana bunga o'xshash ta'vili bo'ladi. Agar usulingiz bo'lsa, ta'vil qilasiz, bitta chiziqni siz masalan keltira olasiz. Usul bo'lmasa nima bo'ladi? Iloji yo'q, xohishga ergashishga to'g'ri keladi. Xohishga ergashish esa bu havoga ergashish bo'ladi. Menga mana shu hadis yoqib qoldi. Falonchi domla mana shu hadisda aytganingizga o'tib ketib qolasiz. Dalilga o'tmaysiz. Dalilga suyanmaysiz. Endi agar mazhabda bo'lsa, unda u mazhab egasi usul qo'yadi. Usulni Qur'on hadisdan ishlab chiqaradi. Shunga hamma masalani solib, bitta ipga tizib beradi. U havosiga ergasha olmaydi u. U dalilga erishadi. Chunki dalilga aqli yetadi. Siz bilan bizga o'xshagan dalilga aqli yetmagan odam nima qilamiz? Biz dalilga aql yetgan odamga ergashamiz. Mana bunga o'xshash ba'zi bir dalillarni o'rganganda yana ham bunga qanoat hosil qilamiz. Haj surasining xususiyatlaridan biri deydi, Imom G'aznaviy aytadilarki, Haj surasida ajoyib xislat bor deydi. Haj surasining ba'zi oyatlari rivoyatlarda aniqlashtirilgan, kunduzi nozil bo'lgan bo'lsa, ba'zisi tunda nozil bo'lgan. Ba'zi bir oyatlari safarda, ba'zi oyatlari Hazarda, Madinada nozil bo'lgan, Muqimlikda nozil bo'lgan. Yana ba'zi oyatlari Makkada nozil bo'lgan, ba'zi oyatlari Madinada nozil bo'lgan. Ba'zi oyatlari urush vaqtida nozil bo'lgan bo'lsa, ba'zi oyatlari tinchlik vaqtida nozil bo'lgan. Ba'zi oyatlari nosiq, ba'zi oyatlari mansux, ba'zi oyatlari muhkam, ba'zi oyatlari mutashobih. Mana shunaqa juda serqirra mazmunlarni o'z ichida jamlagan, bir qancha xislatlarni o'z ichida jamlagan bu sura deydilar. Haj surasida ikkita oyat sajda oyat kelgan, garchi ikkinchi sajda oyati bizni mazhabda olinmagan bo'lsa ham, lekin boshqa mazhab ulamolari uni sajda oyat deb e'tibor qiladilar. Bu ham Haj surasining xususiyatiga kiradi baribir. Surada 59-chi, 65-chi oyatlarda 7 ta oyat ketma-ket Asmaul Husno bilan tugagan. Qur'onda bunaqa joy boshqa yo'q ekan. Qur'onda ba'zi bir oyatlar Asmaul Husno bilan tugasa, 2 ta 3 ta oyat, keyin boshqa Asmaul Husno bo'lmagan so'zlar bilan oyatlar tugaydi orada. Lekin 7 ta oyat ketma-ket Asmaul Husno bilan tugashi Haj surasida kelgan ekan, xolos. Endi Haj surasining ma'nolari bilan tanishib chiqamiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ey insonlar, Robbingizdan taqvo qiling, Robbingizdan qo'rqing. Inna zalzalata sa'ati shay'un azim.
Kıyamet zilzilesi, kıyamet vahşeti nihayette büyük iştir, büyük nersedir, uluğ nersedir, ülken nersedir. Kıyamet günü de hamiladarlar, emiziklik balası var. Ayollar, hayvanlar emiziklik balasını taşlap kaçadı. Kıyamet kopiyen peytti, kıyamet kaim bolgen peytti. Hamiladar ise hamilasını taşlap yubaradı dahşattan, korkudan. وَتَرَا النَّاسَ سُكَرَا Adamlarını hüttü mestke okşap göresen, mest, keyif halette göresen. وَمَا هُمْ بِسُكَرَا Ular keyif emez, ular mest emez. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٍ Lekin Allah'ın azabı kattıgılgiden ular mana şunaka sarhoş bu kaladı. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ Adamlar içinde şunaka taifeler var. Ular Allah hakkında ilimsiz ravishda tortishadi. Ve her bir boy beboş şeytanga ergashadi. Mana şu ayet bugünkü gündeki dahriylarga nihoyatda tushadi. Allah hakkında hiç kanaka ilim, hiç narsa o'rganmagan. Yoyinki ikinci bazı bir adashgan toifalarga ham bu dalolat qiladi. Allah subhanahu va taoloning sifati O zatının kudreti hakkında hali hiç neyse örgenmeyen. İlimsiz. Allah hakkında ilimsiz tartışadı. Allah subhanahu ve ta'ala'nın sıfatı, barligi, birligi, o zatının kudreti ve hakeza Allah hakkındaki malumatlar hakkında eğer kişi tartışmakçı olsa neme buluş gereken? Adın ilim buluş gereken. İlimde çünersiz cahibi olsa ki münazara kıladı. İlim yok, Allah hakkında tartışır. Bu nima bo'larkan? Shaytonni maridga, bebosh shaytonga ergashish bo'larkan. Shuning uchun aqida masalasida tortishish u mutaxassislarning ishi. Bir aytib berdim, bittasi telefon qildi menga. Shu Allohni osmonda deb kelishsak siz bilan deydi. Baraka topib, sen men kimmiz biz? Biz kelishsak bitta masala hal bo'ladi. Ulamolar birinchidan hal qilgan bu masalani. Xo'p, baboda shu masalada gaplashmoqchi bo'lsak Akide'den nime kitabı okuyansınız desem, akide-i tahaviyyeni okuyan ben. O şu akide-i tahaviyyede Allah mekandan ve altı cihattan pak deyip koygen, şuna nime deyip örgen deyiler. Hala ucağa kirgenimiz yok. De kitabını yarmıge varmıgen, Allah hakkı da bahs kılmakçı. Bana Kur'an-ı Kerim'in ayetinde ayeti yaptı ki, bi gayri ilim, Allah hakkı da ilimsiz tartışış, bu zaralet boladı. Ondan keyin Allah subhanahu ve taala keyingi ayetlerde aytadi ki ey insanlar in kuntum fi raybin minal ba's agar biz sizlarni qaytadan tiriltirishimizga sizlar agar shubhada bo'lsanglar tafakkur qilinglar biz sizlarni tuproqdan yaratganmiz summa min nutfa keyin nutfa qildik summa min alaqa keyin alaqa qildik nutfadan alaqani yaratdik keyin esa Bir çilem göç kıldık. Sizlerge linube yine lekum. Sizlerge biz bana şu demek ayetlerini beyan kılış için. Ve nukiru fil arhami ma neşe. Sizlerini analarının karnında, beçedanlarda özümüz halagenimiz müddet analarının karnında sizlerini berkarar karar taptırdık. ثم نخرجكم طفلا كين çaqaloq olaraq sizlarni dunyoga chiqardik. ثم لتبلغوا اشدكم كين esa sizlarni voyaga yetkazdik. و منكم من يتوفى sizlardan ertaroq vafot etadiganlaringiz bor. و منكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. Yana ba'zi birlaringiz hamma narsani bilib o'rganigandan keyin hech narsani bilmaydigan darajada xotirani yo'qotadigan yoshgacha yetadiganingiz ham bor. وترى الارض هامده يعني ikkinchi dalil sizlar yerni qarasanglar qo'qqurayotgan bo'ladi fa iza anzalna alayha alma ihtazzat wa rabat biz osmondan yomg'ir yog'dirsak u harakatga kelib undan o'simliklar chiqadi u anbatat min kulli zawjin bahijki har bir o'simliklarni juft juft o'simliklarni Alloh mana shu qo'qquruv yerdan chiqaryapti-ku sizlar nega qiyomatdan shubha qilasizlar
Yoğdan, toprağdan yarattı. Nutfadan yarattı. Nutfanı gördün ki nutfadan adam boladısı kim işenedi? İşan mıydı aslında? Alakanı görün. Barmağdaki zülük diye gel. Görün şundan adam boladısı hiç kim işan mıydı? Ondan ki müminin sonrası da insanın yerleşi başkışı yine zikir kılınladı. Mene şundan ki her bir başkışını biz yarattı yapmış. Bu mucizemez mi? Şunca kadir bulgen zat nece kayta tırıltır almaydı? Başka ayetlerde Allah ayetledi. Birinci mertte yaratış kıyım mı, ikinci mertte mi? Bir derslerinin birinci yaratış kıyım mı, yani ikincisi mi? Birincisi kıyım oladı aslında. Bir mertte yaratışken dersen ikinci mertte yaratış asam oladı. Allah birinci yaratıştan aciz kaldı mı ki sizlerin ikinci mertte yaratıştan aciz kalsın? İkinci mertte yine tırıltırdı. Kur'an-ı Kerim'de insanların kıyamette kayta tırılışını nebatatka teşbih kılınladı. Bana yer karasayız, bana kışta bana hazır. Baharda çıktı, kışta. Kapkulu yer, hiç neresi yok. Birden baharda yağmur yağadı, yerden ösümlükler önüp çıkardı. Bana şu kut kıyametini istedir. Kezelike tuhracun dedi Allah. Biz nebatatını dondan. Ösümlükünü kaytarıp çıkarı yapmaz mı? Hud düşünürsün geri, sizler hem kıyamette kaytıp ösüp çıkasılar, deydi ayet-i kerimede. O ayet-i kerimenin tefsiri de, insanların uruğu hayır da buladı degen savalga cevap sıfatı da bir hadis getirildi. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam, acabuz zeneb degen insanın uruğu var degenler, umurtkanı ahırdı. Bana şu, İnsanın uruğundan insanlar kıyamete kayta tırladı. Yer hazır ki yumala yer tek kız yerge eğlenedi. Tek kız yerge eğlengenden ki yağmur yağdı adamlar kabirden çıkadı. Hüddü ösümlik uruğundan çıkandı, ünüp çıkadı. O zaman uruğunu örgense karın. Örüğünü deneyen misal için. Örüğünü deneyini alıp. İçini örgense alımlar. Şu örgünü deneyde, şu geleceği de şu deneyden çıkadıkan darahının berkleri geçip olgan hocayrası cahileşken bularken. Acaba bu zanabını örgengen alımlar. 2007 yıl Kur'an ve hadisteki ilmi mucizeler encümeni bugün. Rabıtada alam-ı İslamiye Mekke-i Mükerreme'de rabıtanın karşıda Kur'an ve hadisteki ilmi mucizeler degen bölüm var. Şu bölüm her 4 yıl, 5 yılda encümen çakırıp yığılış kıp duradı. Her daim öşe alimlerge, tatkikatçılarge, Müslüman, namusulman tatkikatçılarge şu varlıkdaki bazı bir ilim fengi tegişli ayetler, ayet hadislerini onlarge cönetiledi. Şu hadis ayet hakkında ilim fende mütehassilliğiniz bu için ne mi? Hulas ayetesiz degen manada. Ala şu manada biyolog alimler felek yaşınası alımlar, başka alımlar gibi ayetler yubarken de bir İngiliz alımı o şu acabuz zanab hadisi yubarken. O hadisini örgenip gelip o gapırıp birgen. O şu encümenini ben mübaşır, canlı efirde körgenimiz. El Cezire alıp birgen de adışmasam. O encümen tör gün devam etken, ilmi mucize hakkında gelip şuna kadar köp ki, şuna kadar köpeken ki alımlar, gapır hemen deyken alımlar, şuna kadar köp ki, tör gün beş günde sıkma yaptı. Haliklerini bol tezirak yapın tüket deyip alın baroçular çerçep geçişken tez yapırıyorlar adam köp deyip. Şunda bir de İngiliz sapsarık adam çıkıp yapırken. Bana şu hadisini örgen genekken ve o şey insanda o şey uruk var mı yok mu? Şunu yapırken. Umurtka pahanasının ahırda hut şu uruk var, şuna kadar uruk var deydi. Onu deydi fakat ketteleştirdiğin zerre binde görüş mümkün halas. Köz ilgameyle deydi. Biz bunu taptık. Keyin hayran olduk ki bu 1400 yıl aldığın peygamber, İslam peygamber bunu kayırdan bilgen bunu. Hayran olduk. Çünkü bunu köz bilen ilgam olmaydı. Bunu fakat zerrebinde görüş mümkün. Keyin yine örgenişte devam ettik. Örgensek öşe uruğda insan azalarının hemen hocayrası varken deydi. Keyin bu uruğ deydi. Şuna kadar kabuk bilen himayelengen ki 1000 gradis ısıqda ham küymeydi. Hatta kislatege sorganda ham küymedi deydi. Kislatada ham küymeydi.
Biz İslam payg'ambari buni qayerdan bilgan degan o'y bitta qiynagan bo'lsa deydi. Ikkinchidan o'sha vaqtning dunyo qarashiga olib qaraganda bu urug'ni mabodo taxmin qilganda ham deydi. Uni belda deyish kerak emas deydi. Chunki u vaqtdagi hayot tarzi, u vaqtdagi insonlarning tushunchasiga ko'ra buni insonning boshida desa, yuragida desa sal to'g'riroq bo'lar edi o'sha vaqtning tasavvuriga ko'ra deydi. Lekin uni aynan joyini ham aniq aytilishi bu haqiqatan mo'jiza degan. O'zi hali musulmon bo'lmagan, keyin musulmon bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki o'sha anjumanda oxirida Xitoy, Yapon bir qanchasi musulmon bo'lgan. Lekin har gal Rasul akram alayhissalomni tilga olganda qiynalib bo'lsa ham sallallohu alayhi va sallam deb salovat aytyapti. Haligi ingliz. Va mana shu hadisning demak dalilini ilmiy mo'jiza ekanini o'sha anjumanda juda katta uzundan uzun bir maqola bilan bayon qilgan, suratlarini ko'rsatib uni yoritib bergan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda va boshqa bir qancha oyatlarda insonlarning qiyomatda qayta tirilishini shubha qilsanglar, nabotatga qarayinglar deydi. Urug'idan chiqaryapman-ku uni deydi. Mana danoy tinnog'ingizga kelgan danay. Quloqsiz yetmaydigan o'rikka aylanadi, olmaga aylanadi, to'g'rimi? Qayerdan bo'lyapti bu? Faqat bizning ko'z oldimizda bu qayta-qayta takrorlangandan biz buni oddiy sanab qolganmiz. Aslida bu mo'jiza. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, mana shunaqa qilib sizlarni qiyomatda qaytadan chiqaraman. Tana qaytib chiqqandan keyin ruhlar olamida turgan bo'ladi-yu. Har bir taniga ruhini qaytib kirgiziladi, xuddi mana shu hayot davom etadi. Xotiralar ham qoladi. Xotira ham yo'qolmaydi. Nega desa, qiyomatda Alloh subhanahu va taolo hayoti dunyodagi ishlaringizni o'zingizga aytganda eslaysiz. Shunda qilganmisan, qilganman. Senga mana o ne'matni bergan edim, esingdami? Bergan eding Parvardigor. Eslaydi. Ota boladan, bola otadan qochadi. Nega? Xotira bor, taniydi. Bir uxlab turganda gap. Faqat uzoq uyqu bo'ladi. Qabr hayoti uzoq uyqu. ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. Bu shundaki Alloh subhanahu va taolo o'zi haqdir. Va u o'liklarni o'tiriltiradi va u har ishga qodirdir. Wa anna sa'ata la rayba atiyatun la rayba fiha. Va qiyomat hech shubhasiz keladi. Wa anna Alloha yab'athu man fil qubur. Va Alloh o'sha qiyomatda qabrdagilarni qaytadan chiqaradi, tiriltiradi. Endi insonlardan yana bir toifa bor. Ular Alloh haqida tortishishadi. Ular yana ilmsiz tortishishadi. Hidoyatsiz tortishishadi. Ochiq oydin kitobsiz tortishishadi. Munavvar kitobsiz, ya'ni Qur'onga asoslanmasdan Alloh haqida tortishishadi. Hadisga asoslanmasdan Alloh haqida tortishishadi. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo borliqdagi barcha narsa Allohga sajda qilishini aytadi. Bu yerda yana bir oyat bor. Iymon keltirganlar, yahudiy bo'lganlar, sobiylar, nasorolar, majusiylar, mushriklar bular yashab o'taveradi. Alloh ularning o'rtasidagi ajrimni qiyomatda qiladi. Ya'ni har bir din vakili o'zini haq deb yuraveradi. Iymon mu'minlar ham, musulmonlar ham, yahudiylar ham, nasroniylar ham, sobiylar deb sobiylar bu ham oldinda o'zi aslida tavhid dini bo'lgan, keyin yulduzga ibodat qiladigan bo'lib ketgan bular. Iroqda yashab o'tgan din vakillari deyiladi. Hozirgacha ham bularning ba'zi bir vakillari bor degan gaplar ham yo'q emas. Majusiylar bor va mushriklar bor. Majusiylar va mushriklar. Majusiylar endi hammamizga ma'lum. Mushriklar esa undan ko'ra umumiy. Ya'ni barcha shirk e'tiqoddagi buddizm bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasi kiraveradi. Ular hammasi o'zini haq deb yashaveradi, lekin qiyomatda Alloh ularning o'rtasida kim haq, kim nohaq, Alloh ularning orasini ochadi. Ko'rmaysanmi? Alloh subhanahu va taologa yer osmondagi narsalar, quyosh, oy, yulduzlar, tog'lar u daraxtlar va barcha jonzotlar va odamlarning ko'pi sajda qiladi. Yana ko'plab insonlarga azob haq bo'ladi. Azobga haqli bo'ladi ko'p odamlar. Ana bu oyat sajda oyatining ma'nosi
manasını etkende secde vacib olmaydı. Secde ayetinin manasını okulsa secde vacib olmaydı. Kaçan ki ayetini tılavat kılsa keyin secde vacib olaydı. Tafsirde okusuz mesela Özbekçesini okusuz secde tılavat secde tılavat vacib olmaydı. Çünkü secde tılavat o tılavatta kim vacib olaydı? Tercüme asıl bulmaydı. Tercüme asıl bulmadığı için o bilen secde vacib bulmaydı. Bana şuna kadar iman getirgenler bilen iman getirmeyenler daim tartışıda yaşaydı. Onlardan bir taifesi iman getirmeyenler, onlar dozahta azapta buladı. O dozahın cüde dahşartlı azapları bu ayetlerde zikir kılınırdı. Kutiyat lehum thiyabu minnar. Onlarca ottan kim biçiledi. Yusabu min fawqi ru'usihimul hamim. Başlardan kaynağı su kuyuladı. Yusharu bihi ma fi butunihim vel culud. Karınları ve terileri içindeki narsalar küydürüp taşlanadı. Eritip taşlanadı. Ve lehum maqami'u min hadid. Ularga temir gürzüler var. Yani o şeyler bilen azal bir işe. Kaçan dozahtan çıkmakçı bulursa, çıkışı istep kalınsa yine kaytarladı. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ Bu küydürlediğin azabını tatinler indi. Değildi. Lekin iman keltirgen kişilerini Allah cennetke kilitledi. Onlar salih emeller kılgen kişiler idi. Onlar o cahide indi. يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ أَسَوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَا Onlar o cahide güzel kiyimler, güzel takınçaklar ana şanda zeyb-i ziynetlerine bürken ediler. وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَرِيرٍ Cennet ahlinin kiyimleri şayiden, ipekten buladı. Ondan ki ayetlerde Allah subhanahu ve teala Allah'ın yoludan ve mescid-i haramdan tosken kişilerini kattık, karalaydı, tankıt kıladı. O şu vaktlerde Mekke müşriklerinin, Müslümanlarının hacdan tosken idi. Hani onlarca azap var. Eğer tavba kılmeseler diyen ayet keledi. Ondan ki İbrahim aleyhisselamın kıssası keledi bana. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Biz İbrahim'e üyünün cayını kürsettik. Beytinin cayını, Beytullah'ın cayını kürsettik. Onunla ettik ki Allah'a hiç nesen şerik kiltirmeysen. Fakat Allah'a ibadet kılasın. Benim beytimini pak tutasın. Tavaf kılıçlar üçün. Kaim olup bu yerde ibadet kılıçlar üçün. Rükû ve secde kılıçlar üçün beytimini pak tutasan deb İbrahim'e buyurduk. Ve İbrahim'e aytdik ve azin fi nas. Odamlar orasida sen jar sol. Hajga chaqir. Yatuka rijalan. Ular seni oldinga piyoda va ala kulli damirin. Va xorgan tuya ulovlarda kelishadi. Min kulli fajin amiq. Har uzoq u yaqin, har yo'lu cho'ldan kelishadi. Deb aytdik deyiladi. Üç bu ayetlerinin tefsirine kıskaça tohtarlamız. Birinciden Beytullah'ın cayını Allah subhanahu ve ta'ala özü kürsetken eken. Mene Mescid-i Haram hem Beytullah. Allah'ın beyti. Biz Türkiye mescidde hem Beytullah mı? Allah'ın üye. Doğru mu? Ne mi farkı var? Beytullah'ını Allah özü kürsetken üye. Bu biz Allah'ın üye olarak biz terleken cay. Beytullah Allah özü körsetken özü üçün üy ispatı da yani özü üçün kıble ispatı da körsetken üy bulgen üçün o mukaddes alahide. Mescidler ise o hem Allah'ın üyü değil de. Beytullah hem Allah'ın üyü, bu hem Allah'ın üyü. Lakin farkı mescidin mescidin haramını, Beytullah'ını, Mekke'deki Beytullah'ını Allah derlegen. Allah özü bilgilegen. Bu mescidlerini ise insanlar bilgileydi. Özlerine ibadet ya Allah'a üy kılıp belgileydi. Allah'a üy kılıp belgilegenden keyin deydi fukahalar. Bir de mescid, bir cayını mesela, bir boş cayını Allah'a üy deyip beyt kılıp belgilegenden keyin Müslümanlar tamamıdır. Kıyamet geçe vakıf bokuladı şu cay. Mescidini başka nasıya eğlendirip bulmaydı. Aslında İslam şeriatı da, fikri de bir cay mescid bulgenden keyin eğer bedelige başka bir zarurattan bedelige başka cayga elmeştirse bu olaydı. Lekin onu yok çıkarıp bulmaydı.
Nega desa Allohga deb ataldi bu joy. Endi qiyomatgacha vaqf bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhisalomga buyurgan ekan, "Baytimni namozxonlar uchun, tavof qiladiganlar uchun pokiza qil, pokiza tut, toza tut." Mana bu xitob Baytullohga birinchi o'rinda Ibrohim alayhisalomga buyurilgan bo'lsa, qolgan bizga o'xshash boshqa masjid ahliga ham tegishli hisoblanadi. Masjid xodimlari, masjidga mutasaddi bo'lgan kishilar masjidlarni namozxonlar uchun pokiza saqlash kerak. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala özge ibadet kıladigan, özge rükû kıladigan kişiler üçün öşe bayke mütesaddi bolganlarını mas'ul kılıyabdi ki ularge şaraitini çırali kılıp, yaşlılab, pakize kılıp koyunlar. Allah'ın bayitini pakize tutuş kişilerini Allah'ın bayitiye kelişke ündeydi. Mescidlerinin çıraliyi güzel buluşuge intiliş hem mana şu oydan kelip çıkkan. Şu maksattan kelip çıkkan. Bolmasam aslida Allah subhanahu Rasulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam mescidlerini balan kılmıyorlar degenler. Bezemeyler. Şehirlerde balan kılıyorlar. Lekin mescidler onlara balan bulmasın, haşamet bulmasın degenler. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın mescidini birinci bulup yani nakşinkar taş bilen bezegenler. Mescid-i Nebavi'ydi. Şimdi adamlar malamat kılışken sen sünneti hılaf iş kıldın degen de o kişi sünnetini Rasulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın nerede kaytardığından maksatlarını bilen o kişi. Şunun için o kişi etken ki birinchidan Alloh subhanahu va taolo fi buyutin azinallohu an turfa'a degan oyat bor. Alloh baland ko'tarishga izin bergan uylarda tasbih aytadigan mu'minlar bor degan. Alloh baland ko'tarishga ruxsat bergan uy deb masjidni aytyapti deganlar. Ulamolarimiz aytganlar, buni Hazrat Usmon roziyallohu anhu mana shu oyatlarni ma'nosidan kelib chiqib ish qilganlar. Yana aytganlarki, Rasululloh akram alayhissalotu vasallamdan eshitganman. Kim bir masjidga bir g'ish qo'ysa, Alloh unga bitta bayt uy quradi jannatdan deganlar. Shuning uchun men masjidga xizmat qilyapman deganlar. Ana shundan kelib chiqib keyingi ulamolar masjidlarni ko'rkam solish, odamlarni masjidga jalb qilishi, ularga qulaylik tug'dirishi jihatidan joiz, yaxshi amal deb sanaganlar. Lekin isrofdan qochish kerak. Isrof ortiqcha dabdabadan qochish kerak. Ko'rkam, go'zal, mahobatli, qulay bo'lsin, tamam. Juda isrofdan qochish kerakki, chunki musulmon xalq orasida o'sha sarf xarajatga undan ko'ra muhtoj odamlar bor. Ilm bor, qancha soha bor. Masjidlarni gumullatib quraversangiz, bu yerda namoz o'qiydigan, ilm beradigan odam bo'lmasa, nima degan gap bo'ldi? U masjid turadi xolos. Eksponat bo'lib. To'g'rimi? Shuning uchun bu narsada ham demak mo'tadillik kerak bo'ladi. Mufassillarimiz aytadi, Ibrohim alayhissalom Safoga chiqib yoki maqom Ibrohimda turib, maqom Ibrohim hozir hajga borganlar biladi, Ka'badan biroz uzoqroqda, to'g'rimi? Eshik tomonda. Aslida u Ka'baga yopishgan bo'lgan. Keyin tavof qiluvchilarga xalaqit bermasin deb keyin bu yoqqa surib qo'yilgan. O'sha maqom Ibrohimda turib Ibrohim alayhissalom yo maqom Ibrohimda yoki Safoga chiqib jar solgan ekanlar. Aytgan ekanlarki, Parvardigor, meni ovozim hech qayerga yetmaydi-ku. Hech qayerga yetmaydi meni. Bir tog'da turib gapirganim bilan deganda, gapirish sendan, aytish, chaqirish sendan, yetkazish bizdan degan Alloh. U kishi hajga chaqirganda keyin hammaga u kishining ovozlari yetib borgan ekan o'sha vaqtda. Yana mufassirlarimiz aytadilarki, yana shu ma'nolarni ta'kidladilarki, o'shanda Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomning chaqirig'ini nafaqat o'sha vaqtda bor insonlar, balki hali dunyoga kelmagan insonlarning ruhiga ham eshittirgan ekan. O'shanda o'sha ruhlar olamida yoki otasining belida turgan paytida labbayka degan odamlar hajga boradi. O'shanda labbayka nasib aytmagan bo'lsa, o'shanda hajga borish nasib bo'lmaydi unga degan gapni mufassirlarimiz aytadilar. Oyat karimada seni oldinga ulovdayu piyoda kelishadi degan. O'sha ulovni domir deb kelgan, ya'ni xorgan ulov, ya'ni uzoq yo'l yurgandan xorib ketgan ulov. Biroz ozgan, xorib ketgan ulovni domir deydi. Undan keyingi oyatda qarang, min kulli fajin amiq, har bir yo'lu vodiylar u uzoq joylardan keladi deyilgan. O'shanda amiq so'zi ishlagan ekan. Amiq, ya'ni amiq degani o'zi umqundan olingan chuqur degani. Har bir chuqurdan keladi.
degen mana uzoq sözü o'rniga ishlatilgan. O'zi uzoq sözü arab tilida ba'id bo'ladi. Min kulli fajin ba'id desa ham bo'lar edi. Har bir uzoq joylardan yo'llardan keladi deganda ba'id desa ham bo'lardi. Nega amiq degan? Qur'on. Nega amiq degan desa, buni ulamolar tafsir qiladilarki, bu yerning yumaloqligiga ishora deydi. Chunki Makka mana bu joyda bo'lsa, Makka quruqlikning o'rtasi bo'lsa, bunga uzoq bo'lgan joylar hammasi chuqurlikka qarab ketgan bo'ladi, pastga qarab. Yer yumaloq bo'lsa-gina bu gap ishlaydi. Agar yer tekis deyilsa, fajin ba'id desa to'g'ri bo'lardi. Yer yumaloqligiga ishora sifatida Alloh subhanahu va taolo bu joyda ba'id emas, amiq so'zini ishlatgan. Chuqur-chuqurdan keladi. Bu yerning yumaloqligiga ishora deydi. Qur'on Karimda ishora juda ko'p. O'shuning uchun o'rgangan sari yangi kashfiyotlar chiqaveradi. Bir qaraganda amiqni uzoqqa ishlatganligini, shunda o'sha vaqtda yerning yumaloqligini o'ylamagan odam endi chuqur deganda uzoqni aytgan bo'ladi deb tushunib ham ketavergan. Qarang. Lekin ilm fanni o'rganib yerning yumaloqligiga, yumaloqligini bilgan odam chuqur deyilishining sababi demak yer yumaloq bo'lgani uchun u pastga qarab ketgan bo'ladi. Uzoqlashgan sari pastga qarab ketadi. Shuning uchun ekan deb ana uni yana ham chuqurroq anglaydi. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ana shu kelish odamlar kelishsin, haj qilsin, Allohni zikr qilsin, o'zlariga foydali narsalarni qo'lga kiritsin va qurbonliklar qilsin. Bu qurbonliklardan o'zlari ham o'zingizlar ham yeyinglar va faqir miskinlarni ham yediringlar degan oyatlar keladi. Undan keyingi oyatlarda bir qoida keladi. Va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub. Kim Allohning shiorlarini ulug'larsa, bu qalbiga taqvodandir. Shior deb Islomning shiori, Allohning shiori deganda nima nazarda tutiladi desa, İslomni eslatgan, Allohni eslatgan narsa Allohning shiori bo'ladi. Allohni eslatsa nima? Mana haj desa nimani eslaysiz? Siz biznesni eslamaysiz, Allohni eslaysiz. To'g'rimi? Makka desa nimani eslaysiz? Ka'ba desa Allohni eslaysiz. To'g'rimi? Va hokazo. Allohni eslatgan, ko'rinishi Allohdan belgi bo'lgan narsalarni, hatto shaxslarni ham shior deyiladi. Ularni ulug'lash nima bo'lar ekan? Qalbdagi taqvodan bo'lar ekan. Ulamolar shundan kelib chiqib aytadilarki, Allohni eslatgan, Islomni eslatgan narsalarni ulug'lash bu iymonning, taqvoning taqozosi bo'ladi. Masalan, azonni ulug'lash. Azon Islomning shiori bo'ladi. U o'zi sunnat amal o'zi. Azon sunnat. Lekin shior Islomning shiori. Nega desa, ozon aytilgan joyda demak bu yerda musulmonlar bor ekan deb bilasiz, to'g'rimi? Ozon nimadan shior bo'lyapti? Nimani anglatyapti? Islomni anglatyapti. U shior bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash, masalan, masjid. Masjid nima? Allohning shiori. Nega? Masjidni ko'rganda Allohni eslaysiz, Islomni eslaysiz. Uni ulug'lash nima bo'ladi? Taqvodan bo'ladi. Jumladan deydi ulamolar, Allohni eslatish shaxslarda ham bo'ladi. Masalan, ulamolar, imomlar Allohning shiori hisoblanadi. Biz masalan İslam ulamo masalan shariatda ulamolarimiz masalan dinda yetakchi bo'lgan kishilarning sha'nini nega ehtiyot qilish buyuradi? O'zi oddiy odam o'zi. Gunohkor inson bo'ladi o'zimizga o'xshab, hamma ham gunohkor bo'ladi. Lekin uning turgan mavqei Islomni eslatib turgan paytda u hurmatga haqli bo'ladi. Turgan mavqei Islomni musulmonlarni ramzini eslatyaptimi? Bo'ldi, u hurmat qilinishi kerak. Chunki u Allohning shiorlaridan. Uning shaxsiy kamchiligi, ba'zi bir xatolari o'ziga, uni borib isloh qilish kerak bo'lsa, o'ziga borib nasihat qilib isloh qilinadi. Lekin uning sha'nini to'kishga harakat qilinmaydi. Nega desa, uning sha'ni tushishi Islom musulmonning sha'nini tushishiga olib keladi. Shuning uchun ulamolarni, dinning, din musulmonlarning yuzi bo'lib turgan kishilarni obro'sizlantirish bu taqvodning ziddi hisoblanadi. Bilasiz, kamchiligini bilasiz. O'zingizda ham kamchilik bor, u kamchilikdan hech kim xoli emas. Lekin uning turgan martabasi
Müslümanın İslam'ını anlatıp durgen borsa bunge başka nazar bilen kararladı. O şey cahiden o adam ketti. Adi namazdan katarı göçüştü. O haligi hürmet, haligi şiarlıktan çıktı indi. Lekin ramız bop durgen, belge bop durgen payette o şiar boladı. Onu özü şahsi üçünmez, İslam üçün, Müslümanlar şanı üçün onu ihtiyat kılınladı. Huddu mesela ülkenin padişahı işten boşa gelindeki adi adam buladı. Lekin padişah bugün payette ülkenin ramzı hesaplanadı mı? Onge bugün bir hürmetlik, ülkeye bugün bir hürmetlik buladı mı? Mesela bir de padişah, prezident ikinci ülkeye vardı. Öşe kelgen prezidenti bir hürmet kılsa, öşe halkıya nispeten bir hürmet buladı. Hürmetsizlik, yurtke nispeten hürmetsizlik deyip kararladı mı? Şu adam paşaliden boşa gelindeki kese kekbeti oladı özü. Demin alıp. Şimdi onge hürmetsizlik, halka hürmetsizlik hesaplanmaydı. Doğru mu? Hu düşüne kadar. İmamlar, din hadımları, bopturgen kişiler o şahsını hesabı almayın. Lekin Türkiye mevkiye eğer İslam'ın, Müslüman'ın şanı borsa, siz eğer Müslüman borsayız, şu dinge itikad kılırsınız, onun şanını size ihtiyat kılırsınız, sizge vacip olaydı. Nege o özüyüzü ihtiyat kılırsınız olaydı? Dininizin şanını asraş olaydı. Köpünce ne kılırsınız? Şahsi adavattan kep çıkıp, öz şahsi adavat. Haliye dinin ramzı bopturuyan kişilerge nisbeten şahsi adavattan kep çıkıp düşmanlığı kılışladı. Bereket yapıyor, o kötü alahıydı, üyde yapılaşın onu. Ammanı aldı da o adam dinin ramzı bopturuyan payette, Müslümanların yüzü bopturuyan payette o uğurlanış gerek, ihtiyat kılınış gerek. Ve elbette hani şunda İslam'ın şanını üşep duruyan kişiler hem ihtiyat buluşları gerek. İmam Malik eytediler, alim başkalarına makruh degen gapni özge haram sanasın. Başkalarga ancha muncha joiz bo'lgan ishni o'ziga makruh sanasin. Başkalarga mustahab bo'lsa unga o'ziga vojib hisoblasin. Başkalarga sunnatni o'ziga kerak bo'lsa vojib sunnat muakkida anglasin. Shunda xalq to'g'ri yo'ldan boradi deganlar. Bu ma'noda ham biz masalan islom shalini ushlab turgan kishilarga aytkimiz keladiki, hammamizga tegishli mana shu ma'noda. Biz demak o'zimizdan tashqari islomning shalini, musulmonning shalini ham mas'uliyatini olishimiz kerak bo'ladi. Bu narsa hammamizga ham tegishli bo'ladi. Siz g'ayri dinlar orasiga kirsangiz, siz islomning shani bo'lib qolasiz. Musulmonning yuzi bo'lib turibsizmi? Endi siz bitta o'zingizni, shaxsingizni o'ylamang. Siz diningizni, musulmon ummatni shanini o'ylang, o'ylang. Ana bu joyda siz bitta men bitta odamning shani ketsa ketar. Nima bo'lsa ham bo'ladi deysiz o'zingizchasiga. Lekin ortingizda musulmon xalq, o'zingizni xalqingiz turgan bo'lsa, siz bitta o'zingiz shaningizni bilanlar hisob-kitob qilmaysiz, hisoblashmaysiz, balki xalqni, ummatni, musulmon ummatini, islomni shanini ham o'ylashingiz kerak. Germaniyada bitta bo'lgan voqea. Bir avtobusga, avtobusmi, metromi, metrobusga kerak. Metroda chipta tarqatuvchi odam islom haqida eshitib qopti. Undan bundan da'vat eshitib yurgan ekan, qiziqib qoldi. Keyin haligi ulovga bir diniy musulmoncha kiyimdagi balki musulmon olimining qiyofasidagi bir kishi chiqib ketdi. Chiqib kelgan ekan, keyin hammadan chipta olib, pul tanga qaytaryapti ekanda, 1 so'm bersa 50 tiyinni qaytarib, mana shunaqa qilib qaytim berib hisob-kitob qilib yuribdi chiptachi. Haligi odamga kelganda u unga bilet beribdi-da 20 frank tangasini frank pulolardi, tangasi ham shunaqa bo'ladimi? Sent. Germaniyaniki ham sent bo'ladimi? Marka. 20 markani qaytarib beribdi. 20 marka ortiqcha qaytarib beribdi. Ha, masalan, 30 tiyin emas, 50 tiyin qaytarib beribdi. Qaytarib ketgan ketaveribdi. Haligi odam o'zi yozgan maqolani 20 tangani olibdi-da 20 tangaga o'zi 20 tanga ekan, nima? Yo'l kira narxi va shuna qolgan. 20 tangaga men yana bir marta yoki ikki marta falon joydan falon joyga borib olsam bo'ladi. Qaytarib beraymikan? Yo, adashib ketgan bo'lsa olib qolarmikan? O'zi bu musulmon emas-ku, bular olib qolsam bo'lavursa kerak. Yo'q. Baribir endi birovning haqqi-ku. Ikkala tomondan ikki tomondan haligi xitoblarga qolib o'ylab o'ylab rosa haligi
hayolga berilib-berilib oxirida nima bo'lsa ham Qur'on haqqi debdi. 20 tangani mana ortiqcha berib yuboribsiz deb qaytarib beribdi chiptachiga. Keyin chiptachi yelkasiga urib to'xta debdi. Sen musulmonsan debdi, ham musulmonman debdi. Xayriyat. Men islomga qiziqib qoluvdim. Seni musulmonligingni taxmin qilib, senga hozir atay ortiqcha pul bergan edi. Qani bular halolmi, harommi? Haromdan hazar qilmaydimi? Agar ular halol inson bo'lsa, demak dini yaxshi ekan, o'rgansam arziydi. Agar dinining vakillari harom halolni farqiga bormay, birovni haqqidan qo'rqmaydigan bo'lsa, u dinni o'rganishga ham hojat bo'lmaydi deb o'sha imtihon hayolida senga 20 tanga ortiqcha pul bergan edi. Mana sen hozir halol odam ekansan, guvoh bo'ldim, endi niyat qildim, islomni o'rganaman, ajab emas men ham senga o'sha musulmon bo'lsam, debdi. Keyin hali olim maqola yozgan. 20 tanga islomimni sotishimga sal qoldi degan. İslam'ını 20 tenge satışımda salgı aldı. Ana mümin kişi başka din vakilleri aldı da İslam'ın şiarıya eğlenip kaladı. O özünü ihtiyat kılış gerek. Özünü üçleş gerek. Bitti özünü demez. Bütün ümmet arkasında dini türgenini kıskırışke adetlenişi lazım. Hulasa kılıp erkenimizde Allah Subhanahu ve Teala'nı isletken nerseler şahslarını hürmet kılış, ularga nisbeten ihtiramda buluş. Nimeyken? Taqvodan ekan. Taqvo bo'lib yuzaki taqvo emas ekan, oyatni qarang. Taqval qulub qalbning taqvosidan ekan. Uzun ko'ynak kiyib, soqolni qo'yib, haligi musulmoncha qiyofadagi zohir taqvodan bu chiqmasligi mumkin ekan. Lekin qalb taqvoda bo'lsa, qalbda taqvo bo'lsa, unda Allohning shiorini ulug'lash ekan. Qalbning taqvosining taqozosi mana shu ekan. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo ajoyib bizga nasihat qiladi. Biz hammamiz qurbonlik qilamiz, mana ihsonlar qilamiz, xayr ihson qilamiz, ibodat qilamiz, a? Allohga yetib boradimi, yo'qmi? Allohga nima yetib boradi? O'z mulki hammasi Allohniki bo'lsa, siz xayr ihson qildingiz. Hech narsa yetib bormaydi. La yanalallohu luhumuha va la dima'uha, valakin yanaluhu taqvo minkum. Sizlarning qurbonliklaringizda na go'shi na qoni Allohga yetib boradi. Qurbonliklarning go'shi ham, yog'i ham, qoni ham hech narsasi Allohga yetib bormaydi. Unda nima yetib boradi? Walakin yanaluhu taqvo minkum. Lekin sizlardan taqvo Allohga yetib boradi. Allohga qilgan sadoqatingizlar, taqvoyingizni Alloh hisobga oladi. U go'shingizlar o'zingizlarga u. Allohga hech narsa ziyoda bo'lmaydi. Lekin sizlardan taqvo Allohga yetib boradi. O'shanga Alloh sizlarni mukofotlaydi. Kazalika saxaraha lakum litukabbirulloha ala ma hadakum. Alloh mana shunday qilib sizlarga hayvonlarni qo'ringizlarga berib qo'ydi o'zi. O'zini bergan qurbonligini Alloh yo'lida qurbonlik qilmaysizmi? Inson yomon baxil bo'ladi. Shu mana qurbonlik yedishi imkon qadar ba'zi fuqaholarimiz aytganlarki, imkoniyati bor odam qo'y so'yaversin, bitta qo'y qodir bo'lsa ham so'yaversin degan. Nega desa, qurbonlik bu Alloh uchun qurbon sadoqatni ko'rsatadigan, Alloh uchun faqirlarga faqirlarga yaxshilik qilish Allohning bandalarga yaxshilik qilish bo'lgani uchun Allohga qadrli bo'lgan bir amal bu. Uni imkon qadar qilishga harakat qilish kerak. Lekin bizda nima qilinadi? Imkon qadar shu qilmaslik haqida ko'p savol tushadi. Men anaqa manaqa ishim bor, shunga qilmasam ham bo'laveradimi? Dadam bilan ikkalamiz bitta qilsak bo'laveradimi? Ayam, opam, singlim hammamiz bitta qilsak bo'laveradimi? Shu. Keyin biz qurbonlik qilganda faqat bitta qo'y so'yamiz. Aslida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bitta qo'y so'ymaganlar. Ko'pincha qatorlatib tuya so'yganlar. Shuning uchun hazrat aytardilar, ustoz rahmatullohi alayh. 7 kishi bitta molni so'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin bitta odam so'ysa ham bo'ladi. İmkoniyati bo'lsa, 7 kishi bo'lmasdan 4 kishi bo'lib so'ysa bo'ladi, 7 ta 6 kishi. Qudrati bor odamlar xayri ihsonga ko'proq oshiq qovursin. Nega desa Alloh aytayapti, saxor biz ular o'z sizlarga biz berdik uni o'zi. Nega uni Allohdan qizg'anasiz, Allohning yo'lidan qizg'anasiz? Alloh bergan narsani Alloh yo'lidan qizg'anasiz. Otangizning merosini, otangizning sog'ligiga qizg'anasiz. Go'yo. O'zi otaniki. Lekin ota unga muhtoj, Alloh muhtoj emas. Banda
mana Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimni har bitta oyatda ishora qiladi. Bandalar qurbonlikka haslik qilmasin uchun Alloh biz sizlarga uni o'zi sizlarga biz uni berganmiz o'zi asli. Shuning uchun qilishdan tortinmanglar. Va Alloh mana shuni Allohning yo'lida ihson qilishga sizlarni hidoyat qilgani uchun Allohni ulug'laylar. Alloh hidoyat qilgani uchun ulug'laylar Allohni deyiladi. Shuning uchun biz qurbon hayitida takbir aytamiz mana. Takbir Allohni ulug'lash ma'nosidagi oyatlar borligi uchun. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Innalloha yudafi'u anillazina amanu." Alloh iymon keltirganlarni o'zi mudofaa qiladi. Bu oyat karimalar Badr jangiga izn sifatida nozil bo'lgan. Undan oldin musulmonlarga urushga imkon ruxsat yo'q edi. Badr jangida ularga Badr urushiga chiqishga izn berildi. Nima uchun desa bi annahum zulimu, chunki ular zulmga uchragan edi. Va innalloha ala nasrihim laqodir. Alloh ularga yordam berishga qodirdir. Ular o'z yurtlaridan nohaq haydalgan insonlar edi. Va shu Qur'oni Karimda o'z yurtidan haydalishni urush uchun haqli ish deb qayta ta'kidlanadi. Shuning uchun yurtning himoyasi uchun jang qilish islomdagi eng ulug' jihatlardan sanaladi. Bu nimani anglatadi? Bu degani yurtiga sadoqatli musulmon kishi jonini ham fido qiladigan inson bo'ladi degani. Hozir biz o'zimizga nazar solaylik-da. Xudo asrasin, lekin dushman bostirib kelsa qani kim yelkasini ko'kragini tutib chiqadi? Faras qiling, hozir dushman yo bostirib kelsa nima ahvolga tushamiz? Men tajribadan kelib chiqib aytaman, 99% uyga bekin bo'lamiz. Ko'rganmiz o'zimiz. Mana shunaqa bizni xalqimizda matonat tarbiyasi maqtaydigan emas. Mana karantin o'tkaylik. Mana o'tkaylik, hali urushni qo'ying. Karantinda ertaga bozor bekilar ekan desa nima ahvolga tushdik? Bir yoqdan bozorda hech narsa qolmagan, hamma bozorda. Bir yoqdan bozorchilar 10 so'mlik kartochkani 1000 so'm qilib olgan. Shumi sadoqat? Undan ham vijdonini yeb tashaganlar odamlar o'sha doriga zor. O'shandan azob chekib, kasaldan azob chekyapti. Vijdonsizligidan 1000 so'mlik dorini 100 ming so'm qilib o'tiribdi bezrayib. Nega desa kamayib ketgan deydi. Shu kelmayapti deyaveradi. Kelmasa ham tugab qolmaydimi? 10 ming 1000 so'mdan tugaversin. Yo'q. Biz bir-birimiz go'shinimizni yeyishga tayyormiz. Xapomanglar. Men bu yerdagilarni aytmayapman. Lekin ommatan xalqimiz ahvoli xuddi shu. Buni yashiradigan narsa emas, ahvolimiz shu. Bo'lmasam, bunaqa vaqtda bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Biz ana dori purush. Shuncha vaqtgacha shu doridan foyda qildik. Xalq qiynalyapti. Chegirma. 10% chegirma. Deyish kerak o'zi aslida. To'g'rimi? Uni o'rniga sarimsoq piyoz ham tilla baho bo'lib ketdi. Yana to'g'rimi? Biz cho'chib turdik shu doktorlar chiqib, hech bir narsani tavsiya qilib qo'ymasa edi shu. Hozir sabzini tavsiya qilsa, sabzi ham oshib ketadi. Birorta doktor chiqib, piyoz foydali desa, piyoz bozorda yo'qolib qoladi. Shundan cho'chib turdik. Shu chiqib, doktorlar shu tavsiyasini aytmay tursa, ot quladi desa, ot qulab qolmadi hech qayerda. Yo, odamda matonat bo'lish kerak. Biz o'ta sabrsiz, matonatsiz, irodasiz odamga aylanib qolganimizdan bu. Shu ahvolda dushman kelsa biz jang qilamizmi? Hecham. Biz o'zimizni tarbiya qilishimiz kerak. Mana shu karantin paytida ahvolimizni rosa juda ko'rdik. Yolg'on ham mashincha, xiyonat ham mashincha. Bo'lmasa ham hali og'ir vaziyat, bir-biriga ko'mak berish kerak. Lekin ko'mak berganlar ham bo'ldi. Alhamdulillah, ko'ngillik ko'mak berganlar ham juda ko'p bo'ldi. Bu uni ham inkor qilib bo'lmaydi. Ba'zi bir kishilarimiz uyma-uy dori tarqatdi, bekarga dori tarqatdi. Alloh ajrini bersin. Lekin bular kamchilikni tashkil qildi. Demak, sadoqatlilarimiz yo'q emas, bor, kam. Aslida ozginagina sadoqatsiz yo'qlar ham dushman kelgan paytda pand beradi. Biz hammamiz bir xilda sadoqatli bo'lishimiz kerak.
Hammamiz bir xilda jasoratli bo'lishga, matonatli bo'lishga harakat qilish kerak. Juda jasoratli bo'lmasangiz ham hech bo'lmasa zarar keltirmay, baraka topib ko'r. Juda 100 so'mlik dorini 90 so'm qilmasangiz ham hech bo'lmasa 150 so'm qilmang uni. Boring 110 so'm qiling. Juda foyda qilingiz kelsa. Yo'q. Biz monopolistlikka o'rgangan, bir-birimizni, molimizni nima qilib bo'lsa ham yulib olishga o'rgangan odamlarga aylanib qoldik. Qachon qarsa bir-birimiz oyog'imizdan pastga tortib yurgan bo'lamiz. Yurt haqida biz g'am chekishimiz yuzaki bo'ladi. Mana shu ahvolda yurt haqida g'am chekish u sabsata u. Yurt uchun nima qila olding degan gapni bir haliga 31 avgustda, 1 sentyabrda bitta aytib qo'yib ketavermaydi uni. U inson hayoti mana shu mana shundoq sadoqatli bo'lish kerak mo'min kishi. O'shuning uchun Qur'oni Karimda bir qancha oyatlarda Rasululloh Alloh subhanahu va taolo yurtdan chiqarilishni jang uchun sabab sifatida keltiradi. Yurtingizga joningizni berib bo'lsa ham yurtni saqlang degani bu. Vatanda bo'lmasa ham Allohning yeri keng. Lekin mana shu bu biz demak islomdagi vatanparvarlik tuyg'ularini anglatuvchi oyatlardan sanaladi. Lekin o'sha yurtdan chiqarilgan kishilarning aybi nima edi desa, Robbunalloh, Robbimiz Alloh degan edi xolos bechoralar. Butunlar biz butimiz bu tosh emas. Biz Allohimiz tosh emas. Biz Robbimiz Alloh degan edi xolos. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. Juda ajoyib oyat. Alloh mana shunday qilib odamlarni bir-biri bilan bir-birini biri bilan daf qilib turadi. Dunyoda qarang, dunyo tarixiga nazar soling. Juda gigant bo'lib, hamma yo'q qo'zug'ini o'tkazgan, lekin asrlar osha hukmronlik qilgan saltanatlar ham yo'q bo'lib ketgan. To'g'rimi? Nega mana shundoq Alloh insonlarni birini biri bilan daf qilib turadi? Agar shundoq qilmasa lahud dimat savami'. Savami' deb chillaxona kulbani aytadi. Uzlatgoh. Rohiblar uzlat qilib o'tirib ibodat qiladigan faqat o'sha ibodat ahli ya'ni rohiblargina o'zlariga o'zlariga maqom makon tutgan ibodatgoh ibodatxona chillaxona bu savami bo'ladi. Wabiyaun wabiyaun kanisayn kanisalar. Unda endi rohib bo'lmaganlar ham ishtirok etadi bu joyda. Va salovat salovat bu yahudiylarning sinagoga ibodatxonasi. Va masajid bu musulmonlarning sajdagohi. Qarang. Samoviy din egalarining ibodatxonalari sanalyapti. Agar Alloh mana shunaqa ba'zi bir insonlarning o'zi bilan daf qilib turmasa, yahudiylarning ibodatxonasi ham, nasroniylarning ibodatxonasi ham, musulmonlarning masjidlari ham harob bo'lib ketadi. Allohning zikr qilinadigan masjidlar ham yer bilan yakson qilinadi. Ana shularni Alloh o'ziga bo'lgan ibodatlar, ibodat maskanlarini saqlash uchun Alloh ana bunday zolimlarni, mushriklarni insonlarning kuchi bilan daf qilib turadi. O'zi yordam beradi ana mu'minlarga. Bu oyat karimada insoniyat tarixi ko'z oldimizga keltirilgan. Chunki oldingi samoviy din vakillarining ibodatxonalari shunaqa edi. Kanisa, nasroniylarniki, bi'atun bo'ladi birligi. Savami', savma'a birligi bo'ladi. Mana bular oldingi yahudiy nasroniylarning hayotida ham Alloh subhanahu va taolo ularga zulm qilgan zolimlarni daf qilib ularning ibodati erkin bo'lishini Alloh ta'minlab kelgan ekan va buni mu'minlarning qo'li bilan qilgan ekan. Xuddi shuningdek sizlar ham Makka mushriklarining adabini beringlarki, agar ularni daf qilmasanglar, unda ular Allohga ibodat qilinadigan, yolg'iz o'ziga ibodat qilinadigan ibodatxonalarni bular vayron qiladi. Mana shu narsa bor. Mana yaqin o'tmishimizga qaraylik. Dinsizlar bizning masjidlarimizni harob qildimi? Skelet qilsa mayli, cho'chqaxona qildi. Vinaxona qildi. Mana yaqinda Ozarbayjonda ham xuddi shunga o'xshash holatlar kuzatildi. Alloh subhanahu va taolo lekin ularni daf qildi. Qalbida g'ayrati bor, millatparvar kishilar
uyğandı. Allah'ın takdiri onlar daf oldu. Yine məscidlər cayı keldi, köpəydi. Doğru mu? Allah subhanahu wa ta'ala mənə şuna qədər daf qıbdıramız biz. Bizim bəytimizin deyə qarşı harap qıladigan, harap qılmaqçı bolganlarını daf qıbdıramız. Şu bilən Allah'a bolgan ibadətlər yeryüzündə davam etib duradı. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Şimdi bu kayda şu yöken. Allah özüge, Allah ki yardım bergenlerge Allah yardım beredir. Allah kim yardım beredir? Allah ki yardım bergenler. Yani Allah'ın yolu da yaxşı işlerge kömekleşken, astadil bolgan, Allah'ın dinige yardım bergen kişilerini Allah kulleydi. Allah yardım berirse kanaka indi bu kanaka küçük kuvvet alamız ondan biz dese Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayetler ahirde özünün isimlerini zikir kıladı yok. Öşe isimler bir Gafurur Rahim, bir Azizun Hakim, bir Alimun Hakim her hal keledi. Ne gedirse ayetinin tepesine bağlı buladı o. Allah özüge yardım bergenlerge yardım beredi. Degenden ki kaç isim kilişi mümkün? İnna Allahe le kaviyyun aziz. Allah kavi ve azizdir. Aziz degeni galip degeni. Allah küçlüydür ve galiptir. Küçlü ve galip sizge yardımcı bursa ne mi buladı? Elbette demek Allah'ın yardımı bendeni demek kollam kuvvetle onu demek muvaffakiyetle eriştirdi. Allah'a yardım verilen kişiler şundaki kişiler ki onlarga biz eğer yeryüzünde imkaniyet versek onlar namazlarını eda etediler, zakatlarını eda etediler, yaşlılıkça büyürüp yamanlıkça kaytarediler. Mana bular eğer demek yeryüzünde imkaniyet ki eğer borsalar dünyada yaşlılık yayıladı. Allah'a ibadet demek keng yayıladı. Ey Muhammed Aleyhisselam sizinle yalanga çıkarırsa bular. Hiç teşvik etmeyin. Bundan aldın Nuh kavmi Nuh'nu yalancıya çıkarken idi. Ad, Samud, öz peygamberleri Hud, Salih'ni yalancıya çıkarken idi. İbrahim'in kavmi İbrahim'i yalancıya çıkarken idi. Lut'nin kavmi Lut'nu yalancıya çıkarken idi. Medyen sahib egeleri Şuayb Aleyhisselam'ı yalancıya çıkarken idi. Musa ham yalancıya çıkarken idi. فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِر۪ينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ Biz kafirlerge bir mühlet verdik. Keyin onlarını tüttük. فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرَ Yani bizim tutuşumuz, bizim cezayımız kandı bugününü körünler indi. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَاقِلُونَ بِهَا اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا Onlar yeryüzünde bir seyir kılıp görüşmeydi mi? Tarihe nazar salışmaydı mı? Ta ki kalp payda bulsun onlarda. Kanaka kalp payda bulsun. يَاقِلُونَ بِهَا Akıl yürütediyen kalp payda bulsun. Yani او اذان يسمعون بها yani işitdiyan quloqlar bolsun ularda ibrat olsun yani tefekkür qilsa insonning qalbi ochilar ekan quloq ochilar ekan shunaqa qilishmaydimi ular fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur chunki ko'zlar ko'r bo'lmaydi o'zi aslan lekin qalbdagi ko'zlar ko'r bo'ladi juda go'zal oyatlardan فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Gözler kör bo'lmaydi, lekin ko'ksidagi qalblar kör bo'ladi. Ana u ko'zi ko'r bo'lishi hech narsa emas. Qalbi kör bo'lsa yomon. Qalbi kör bo'lsa u badbaxt bo'ladi. Dunyosi ham oxirati ham xarob bo'ladi. Ana ondan keyingi ayetlerde Allah subhanahu wa ta'ala aytadi. El-mulku yawma izi lillahi yahkumu baynahum. Kıyamet günü hüküm Allah'ınki bo'ladi. Özü hüküm qiladi. İman keltirganlar cennetke tushadi. Küfür keltirgan kimseler dozaqqa ravona bo'ladi. Ana ondan keyin haligi ayetler keladi. 7 ta ayet. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ism sıfatları bilen yakunlangan ayetler keladi. Sure-i Kerime'nin ahirgi ayetlerini örgenemiz. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أي إنسان لر سذلر جبر زبر مثل كتر للاد إشتينلر إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له سذلر الله نقول بعبادة خلاك من أو شركة تريك الناس لدينا البركة
Ularını hamasını toplasanız hem hamasını toplasanız hem bir de peşeni yaratılmaydı. Ular Allah'tan başka sizler ibadet kılıyorken, sizler sığınıyorken, yükünüyorken narsalar, kimseler ularını hamasını toplasanız bir de peşeni yaratılmaydı. Peşeni yaratıştı koyun. وَاِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَقِذُهُمْ يَا Peşten yaratışını koyun. Peşte bir nesen yese, öşeni onu ağzından kaytarıp çıkar almaydı. O peşteki hem küçük yetmeydi diyene. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ Talip hem, matlub hem zayıftır. Zayıf buldu. İnsanlar مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَى قَدْرِهِ Allah'ın hakiki kadrini bilmediler. İnnallâhe lekaviyyun aziz. Allah kavi ve azizdir. Allahu yastafi minel melâiketi rusulen ve minen nâs. Allah periştiler içinden hem, feriştiler içinden hem, insanlar içinden hem özge elçiler telleydi. İnnallâhe semî'un basîr. Allah işitip körüp duradığın zattır. Ya'lemu mâ beyne eydihim ve mâ khalfahum. Aldılardığını hem, artılardığını hem biledi. İnsanların aldığı arkasını biledi degen, hem yokunu biledi degen. Yani geleceğin ötmüşünü hem biledi, geleceğini hem biledi. Ve ilallahi turca'ul umur, hem iş ahir-i Allah'a kaytadı. Yani ondan ki en haliki secde ayeti geledi. İkinci secde ayeti. Ey iman getirgenler, rükû kılınlar, secde kılınlar. Ve Rabbinizge ibadet kılınlar. Ve yahşi işlerini kılınlar. Leallekum tuflihun. Şayet ki necat tapsanız. Allah'ın yolunda hakiki cihatını kılın. Anaka sahte cihat demez. Cihat olsa hakiki cihat olsun. Yurt için, şan için, din için zulüm bulmayan cihat daim bugün bundan ki hem kerek olsa bulu olaydı. Lekin bana bunların baskınçılığı hiç kim cihat demez. Bu baskınçılık değil ona. Bağilik değildi. Müslümanlar söyleyen rehberge karşı çıkış o bağilik olaydı. Müslümanlar rehberge karşı çıkış. Bastırıp ahdlaşken cagi bastırış bu baskınçılığı olaydı. Bu cihat bu muydu? Hakiki cihat kılın, cihat kılsanız. Cihat kılın, hakiki cihat kılın. Hakiki cihatın manası cüda hemkin. Hakiki cihat, uruş körünüşte buluş mümkün. Şeriat halal kılgen, körsetken körünüşte biz köp barı takitleyken biz deyik. İkincisi hakiki cihat, bu nefs bilen cihat buladı. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam, bir cihattan kayıttık gelip etkenler. Biz kiçkine cihattan, katta cihatya kayıttık diyenler. Nima o ya Resulullah degende nefsimiz bilen küreşişimiz degenler. O nefs bilen küreşip özünüzünü Allah'ın yoluna tabi kılışınız. Mana bu özü en kete cihat. Ana bu oruçta alige force major var. Yutup kalıp kurtulup kalıp gelişize mümkün. Ha? İkinci cihan oruçtan hem neçe min milyon adam kurtulup geliyor. Bombaların tekiden. Lekin mana bu nefs cihatı O bir yıl iki yılda öterdik ederdi ana vuruşlar. Ya ki bir neçe ayda öterdik ederdi. Lekin nefs cihadı o örgünçe buladı. Şunun için o cihadı akbar o, katta cihadı o. Humacı tebekum. Sizlerin Allah özü tellep aldı. Müslüman ümmetin Allah seyleb algan halk. Bu insaniyetke rahmet buluş gerek bulgan halk. İnsaniyetke fakat izgürlü ulaşış gerek bulgan millet bu. Ve mâ ceala aleyküm fi dini min haraj. Büyük kayda. Allah sizlerini dininizde sizge hiç kanaka tenglik koyganı yok. Dinde tenglik yok hiç. Hayırda tenglik oldu, din kengeye uğradı. İnsanların Allah hiç kaçan ten nersege, ten halatke büyürmegen. Millete ebiyikum İbrahim. Mena şu İbrahim'in milleti bu. Mena şu cahide bir gap ayetim ben ötkendik. Mena biz öşe ayetliyen gapke delil. İbrahim milleti demiz, Muhammed Aleyhisselam dini demiz. Ne geldiyse? İbrahim Aleyhisselam'ın milleti degende mütedillik hem düşünüledi. Yani dinge doğru vasatiyelik bilen amel kılış. Haddan aşmaz. Nuksan yol koyuş hem yemez. İbrahim'in milleti şu özü. İbrahim'in milleti de yani İbrahim'in menhacı da degende bu. İbrahim'in mesleki de tenliği yok. Huve semmakumul muslimine min qablu ve fi hâze liyekûnel rasûlu şehîden aleyküm ve tekûnu şuhedâ'e alennâs.
Allah sizlerini Müslümanlar diye namladı. Bana aldın ha Müslümanlar dedi. Allah'ın dinine ergeşkenler. Hazır ha. Ve bana şu sizlerini Müslümanlar dedi. Aldın gelerini dini özgarıp namı hem özgarıp gitti. Sizler Müslümanlar balıp kaldınlar. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Peygamber sizlerle güvah buladı kıyamette. Ve sizler başka ümmetlerle güvah bulasızlar. فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Namazını berpa etinler, zekatını eda etinler ve Allah'ın mehkep tutunlar. Allah sizlerinin mevlayınız, hocanızdır. Hocanızdır. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Allah ne kadar yaxşı hoca, ne kadar yaxşı yardımcıdır. Mana şu ayetler bilen sure-i kerime nihayesine yetedi.